İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ı tanıyalım, Şatak. Artsakh okulları ve eğitim kurumlarındaki derslere geçici olarak ara verilecek. ABD Kongre üyeleri Biden'ı Artsakh'a hava yoluyla insani yardım ulaştırma seçeneğini değerlendirmeye çağırdı. Avrupa Parlamentosu Milletvekili Azerbaycan Artsakh'ta etnik temizlik gerçekleştiriyor. Avrupa Parlamentosu Bakü'den Ermenistan Cumhuriyeti topraklarından çekilmesini ve Berzor Koridoru'nun açılmasını talep eden bir kararı kabul etti. Lusik Aguletsi Vakfı Müdürü, Ermeni gelenekleri moda oldu. Ermenistan Cumhuriyeti askeri kışlalarından birinde yangın çıktı. Çok sayıda can kaybı var. Varna'da Bulgar Ermeni Kültür Bilgi Merkezi açılacak. Batı Ermenistan'ın Şatak yerleşim yeri Van Gölü'nün güneyinde yaklaşık 40 kilometre uzakta yer almaktadır. Kasabanın üç yanında Şatak dağlarının üç zirvesi yükseliyor. Şatak güzel bir panoramaya sahip, su açısından zengin bir kasabadır. Şatak'ın nüfusu hiçbir zaman birkaç bini geçmedi. Tamamen Ermeni bir kasabaydı ve 19. yüzyılın başında 3500-4000, 1. Dünya Savaşı'ndan önceki yıllarda 1200-1300 nüfusu vardı. Sakinleri ticaret, el sanatları ve ev işleri, arıcılık, bahçecilikle uğraşıyorlardı. Şatak özellikle şallarıyla ünlüydü. En çok tercih edilen şal türü Şatak'ın Ankara keçisi yününden yapılırdı. Şatak'ın iki Ermeni kilisesi vardı. Surp Stepanos ve Surp Garabet. Yazı merkeziydi. Burada 15. 17. yüzyıllarda yazılmış başta Kutsal İncil olmak üzere birkaç el yazması biliyoruz. Orta Çağ'da Şatak bir ilçe merkezi olarak bir kaleye sahipti. Kale modern zamanlara kadar yarı yıkık durumda ayakta kaldı. Tam olarak 1850-1855'te Osman Paşa'nın birlikleri tarafından yıkıldı. Şatak'ın Ermeni nüfusu 1915-1916 yılları arasında Van'ın öz savunma savaşına katıldı. Bir kısmı böylece Türk işgalinden kaçarak Doğu Ermenistan topraklarına göç etti ve yerleşti. Artsakh Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı, Azerbaycan tarafından Ermenistan Cumhuriyeti'nden Artsakh'a doğalgaz ve enerji tedarikinin kesilmesi nedeniyle 19 Ocak'tan itibaren okul öncesi grupları, 1. 12. sınıf ve ilk zanaat ve orta kamu eğitim kurumlarının dersleri, mesleki eğitim kurumlarının müfredatı geçici olarak askıya alınacaktır. Eğitim sürecinin yeniden başlaması ile ilgili ek bilgi sağlanacak. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Ermeni İşleri Komitesi eş başkanları, Başkan Joe Biden yönetimini mevcut kriz felakete dönüşmeden Artsakh'taki ablukayı sona erdirmesi için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev üzerinde azami baskı uygulamaya çağırdı. Kongre üyelerinin belirttiği gibi Biden yönetiminin Azerbaycan'a yönelik her türlü askeri desteği durdurmak için azami baskıyı uygulaması, devam eden savaş suçları nedeniyle Azerbaycan liderliğine yaptırımlar uygulanması ve hava yoluyla bir an önce Artsakh halkına insani yardım ulaştırması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Ermeni İşleri Komitesi eş başkanları, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı yöneticisi Samantha Power'a yönelik mektupta şunları yazdı. Berzor koridorunu açmaya yönelik mevcut uluslararası strateji kesinlikle işe yaramıyor. Aliyev rejimi Ermeni nüfusu Artsakh'tan çıkarmak ve onları atalarının topraklarında özgürce yaşama fırsatından mahrum bırakmak için kasıtlı adımlar atıyor. Bu, göz ardı edilmemesi gereken açık bir etnik temizlik işaretidir. Avrupa Parlamentosu üyesi Natali Layzu, Berzor Koridoru'nun Azerbaycan tarafından kapatılmasına atıfta bulunarak Artsakh'ın dünya ile bağlantısının kesildiğini vurguladı. Armen Press haber ajansına göre milletvekili Avrupa Parlamentosu'nda Artsakh ablukasının insani sonuçları başlıklı tartışma sırasında bunu dile getirdi. Azerbaycanlı yetkililerin abluka olmadığına dair yaptığı açıklamalara değinen milletvekili, Berzor koridorunda militan çevrecilerin bulunduğunu vurguladı. Natali Lezu,
Cumhurbaşkanı Aliyev, Artsakh Dağlı Karabağ halkına diğer Azerbaycan sakinleriyle aynı şekilde davrandığını söylüyor ama bu ablukayı kendi halkına mı uyguluyor? Ne yapacak? Azerbaycan vatandaşı olarak Artsakh Dağlı Karabağ'da yaşamak istemeyen herkesin gidebileceğini söylüyor. Dolayısıyla bu bir abluka değil, şantaj değil, etnik temizlik yapıyor. Peki biz ne yapıyoruz? Hiçbir şey, dedi. Batı Ermenistan, uluslararası yapıları ve süper güç liderlerini bu bölgede meydana gelen olaylara dikkat etmeye ve özellikle Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Artsakh'ın Azerbaycan'ın bir parçası olmadığını hatırlatmaya çağırıyor. Avrupa Parlamentosu'nun 16-19 Ocak tarihlerinde yaptığı genel kurul toplantısında 18 Ocak'ta yapılan oylamayla bir karar olarak ortak dış ve güvenlik politikasının uygulanması 2022 yılının raporu kabul edildi. Ortak dış ve güvenlik politikasının uygulanması, parlamentonun dış politika konularına ilişkin Avrupa Parlamentosu'nun yıllık raporudur ve buradaki herhangi bir ifadenin kabulü parlamentonun ortak siyasi çizgisini oluşturur. Raporda bazı alıntıları sizlere sunuyoruz. Azerbaycan'ın ateşkesi ihlal eden ve barış süreci için ciddi sonuçları olan Eylül 2022'de Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen topraklarına yönelik saldırısı şiddetle kınanıyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilmesi gerektiği bir kez daha teyit ediliyor ve Azerbaycan makamlarından birlikleri Ermenistan Cumhuriyeti'nin tüm topraklarından derhal geri çekilmesi isteniyor. Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasında askeri yollarla istikrarlı bir barışın sağlanmasının mümkün olmadığı kanaati dile getiriliyor. Bu, Birleşmiş Milletler Şartı, AGİT 1975 Helsinki Nihai Senedi ve AGİT Minsk Grubu 2009 toprak bütünlüğü, kendi kaderini tayin etme ve güç kullanmama temel ilkeleri gibi uluslararası hukuka uygun olarak kapsamlı bir siyasi çözüm gerektirir. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından Ermeni savaş esirlerine ve sivillere yönelik savaş suçları ve insanlık dışı muameleye ilişkin endişeler dile getiriliyor ve Azerbaycan makamlarına kontrolleri altındaki savaş esirlerini serbest bırakma çağrısı yapılıyor. Avrupa Birliği sivil misyonunun Ermenistan Cumhuriyeti'nin Azerbaycan sınırına konuşlandırılması memnuniyetle karşılanıyor ve Avrupa Birliği Konseyi'nden konuşlandırılan uzmanların sayısını artırması ve bölgedeki varlığını güçlendirmesi isteniyor. Avrupa Parlamentosu'nun 18 Ocak'taki genel kurulunda Berzor Koridoru'nun Azerbaycan tarafından bloke edilmesine ilişkin raporda yapılan bir değişiklik de kabul edildi. Avrupa Parlamentosu, Artsakh Dağlı Karabağ halkı için insani bir kriz yaratmayı amaçlayan 9 Kasım 2020 tarihli üçlü deklarasyonu ihlal ederek Berzor Koridoru'nun Azerbaycan tarafından yasa dışı abluk altına alınmasını şiddetle kınıyor. Parlamento, Azerbaycan yetkililerinden Berzor Koridoru üzerinden hareket özgürlüğünü derhal geri getirmesini talep ediyor. Lusik Agulesi Vakfı Müdürü Gayane Sambelyan, Ermeni geleneklerinin oluşumuna, tarihçesine ve uygulamasına değinerek günümüzde Ermeni ulusal kıyafetleriyle evliliklerin oldukça moda hale geldiğini, insanların Ermeni geleneklerine ve eski Ermeni yaşam tarzına ilgi duymaya başladığını kaydetti. Bugünün aksine geçmişte Ermeni halkı için yeni yıl ritüeli manevi bir anlam taşıyordu. Sambelyan'ın belirttiği gibi o günlerde kişi olumsuz duygulardan arınmış, geçen yılda kötü duyguları bırakmaya çalışmıştır. Sambelyan, son zamanlarda Ermeni geleneklerine belirli bir ilgi duyduğunu, özellikle farklı kuşaklardan temsilcilerin Ermenilerin yaşam tarzlarını öğrenmek için etnograf Lusik Agulesi'nin ev müzesini ziyaret ettiğini belirtiyor. Gayane Sambelyan özetleyerek, her bölgenin kendi gelenek ve göreneklerine sahip olduğunun ve büyük ve küçük bayramlarda kısmen korunmaya çalışıldığının altını çizdi. Ermenileri bu örf ve adetler birleştirmiştir. Savcılıktan yapılan açıklamada 19 Ocak 2023'te saat 1.30 sıralarında Geharkunik bölgesine bağlı Azat Köyü'nde Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'na bağlı N askeri birliğine ait binada yangın çıktı.
Yangın sonucunda 15 asker öldü. Aynı askeri birlikten 6 asker ve 1 subay saat 2 civarında fiziksel yaralanmalarla Geharkunik Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde olası gerekli işlemler yapılıyor. Olayın koşullarının tam olarak aydınlatılması için önlemler alınıyor diye belirtildi. Batı Ermenistan kurbanların ailelerine taziyelerini sunuyor ve desteğini ifade ediyor ve bu rastgele suçun tüm faillerinin hiyerarşinin her seviyesinde cezalandırılması gerektiğini hatırlatıyor. Karadeniz kıyısındaki Varna şehrinde Bulgar-Ermeni Kültür Birliği merkezi kurulacak. Karar yıllık Ermeni Noel Hayırsever etkinliği sırasında alındı. Armen Press haber ajansına göre bu haber Bulgar BTA ajansı tarafından bildirildi. Yeni merkezin ilk etkinliği 30 Nisan'da Kristina Aznavur'un vereceği konser olacak. 1977-1983 yılları arasında Varna Tıp Üniversitesi dekanı ve rektörü olan Doktor Profesör Karabet Kaprielyan'ın adının bir sokağa verilmesi ve heykelinin yerleştirilmesi konusu ele alındı. Kaprielyan, üniversitenin viroloji kürsüsü ve şehrin birkaç hastanenin kurucusu oldu. Şu anda oğlu hayırsever Pan Ermeni Birliği'nin yönetim kurulu başkan yardımcısıdır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size söz Aşot Graşi'ye, müzik Alexey Hekimyan'a ait olan ve Valya Samvelyan tarafından seslendirilen Ku Açkere İnseden adlı eseri sunuyoruz. Kaç kere inse de uğralgamam her ana, uğran uğran zamana, üç besler Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.